Hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Çay veriyorum. Ya ben üç arkadaş daha gelecek. Biz toplam 4 kişi olacağız. Onlar gelsin, ben ondan sonra söyleyeyim siparişi. Neden? Tek başınıza sipariş vermeye korkuyor musunuz? Niye korkayım arkadaşım? Ayıp olur diye vermiyorum ya. Çay içmenin ne sahip beyefendi? Birader, şimdi bunu mu tartışacağım ben seninle? Evet, bunu tartışacağım. Allah, ben geldim, Allah. Sipariş almaya geldim. Çay söyleyecek. Ben ne zaman istersem o zaman veririm. Aa, öyle yok. Burası sipariş. Kafe. Ne zaman istersen de. Ben çayı ne zaman getirsem o zaman. Böyle ben... saçma şey olur mu ya? Saçma, Allah Allah. Allah. Deli midir nedir ya? Deli mi? Bana deli diyemezsiniz beyefendi. Hoş geldiniz. Birader, ne olur hayırdır ya? Sen benim kız arkadaşımı yapıyorsun falan. Yemedik arkadaşım kız arkadaşını. Tamam. Tamam, sakin olun. Bakın, çizgimi bozmayacağım. Arkadaşlarınız geldiğine göre siparişlerimizi alabilir miyim artık? Tamam, biz bir menüye bakalım. Böyle veririz siparişi. Ne bakacağım menüye? Çay var, kahve var. Ne bakacağım menüye? Manyağa bak. 4 kişi olacağız diyorum. Hala gerdi beni ya. Boş ver. Kanka, biz seni çok beklettik mi? Yok yok, çok beklemedim. Yok. Değil mi? İstanbul bomboş zaten baba. Boş. Beylikdüzü'nden Beşiktaş'a 10 dakikada geldik, inanır mısın? Hatta Beylikdüzü'nden Beşiktaş'a Pendik üzerinden geze geze geldik. Dedi ki, hadi bir Gebze'ye gidelim dedi. Ben de saçmalama dedim. Dedi, evet. Öyle galiba. Gözde nerede? Biraz erken ben saat verdim ona ama o biraz gecikti ya. Biraz ya sonra. Biz Insta'dan stokladık. Böyle bir kız yok. Sen... Aynen kanka, evet. Bak öyle beyaz tenli, sarışın, renkli gözlü, yeşil gözlü. Tamam, abartma Anıl istersen. Çok öyle beyaz tenli, yeşil gözlü, katran yeşili gibi biraz düşünürsen. Merhaba. Merhaba. Ben bir filtre kahve alayım. Ben de bir Amerikan rica edeceğim. Gözde. Gözde. Anıl. Merhabalar. Memnun oldum. Aa, bayağı şop yapmış mı kendine? Kızım şop yapmamış. Allah'a şirk koşmuş. Bir şey diyeceğim. Az önceki garson bile o Instagram'da yine daha çok benziyor. Ya ay, kusura bakmayın, beklettim mi? Çok trafik vardı, İstanbul trafiği. Anadolu yakasındaki trafik böyle. Trafik vardı. Evet. İstanbul ya, İstanbul ya işte. Birdenbire öyle trafik oluveriyor işte. Heh, tamam mı? Ekip tamamlandı mı? Ha, yeterince kalabalığı sağladık mı? Şimdi sipariş verebilir miyiz? Hazır mıyız? Sipariş vereceğiz de böyle bir uzak kaldık masaya. Evet. Yani masaları mı birleştirsek acaba? Maalesef 4 kişi için masa birleştiremiyoruz beyefendi. Her yere siz oturun da biz taç mı yiyelim? Hayır, tamam yani. Zaten 2 kişi daha gelecek. Ha. Tamam o zaman birleştirin ama sipariş vermek için onları beklemek yok. Yok canım, tamam, niye bekleyeceğim? Canım. Salak mıyız yani? Ne gerek yok? Ben sizi bekledim. Neyse, o zaman ben bir... Filtre kahve, laktozsuz ve şekersiz. Ah, bildim. Size de Orta Türk kahvesi yapıyorum. Onu da bildim. Çünkü sizde tam kahve edecek bir tip var. Size de oralet veriyorum. Neden? Bizde kahve içecek tip yok mu? Yok. Sevgilimde? Onda hiç tip yok. Kanka tamam, sinirlenme. Vallahi çattık, yemin ediyorum. Neyse, güzel bir gün. Güzel bir gün. Güzel, hadi birleştirelim. Evet, evet, birleştirelim. Bu arada Gözde'cim, o iki kişi kim? Kim geliyor? Ha, şey, kimse gelmeyecek. Ben öyle birleştirelim diye. Hayır, yalandı yani. Ya şu masaları birleştirmek için bile insana zorla yalan söyletiyorlar ya. Görüyor evet, musun? Benim de öyle ağzımdan çıkıverdi zaten. Olsun, olsun. Öyle. Sen iyi yaptın yani. Değil mi? Evet, evet. Çiçekçi! Çiçeklerim var. Çiçekçi! Çiçek! Flower! Göz göze gelme, göz göze gelme. Flower'lerim var. Göz göze gelmiş. Göz göze gelmeyince gider. Göz göze. Flower. Göz göze gelmezsen gider. Para göz göze ver. Göz göze gelme. Göz göze gelmezsen gider. Göz göze. Abi. Gelme. Abi, evi bir al. Alasın şu ceylan boyunluma gözlü çiçek. Bunun neresi ceylan gözlü canım benim? Anıl, ben ceylan gözlü değil miyim? Şıkları alayım. Ne şıkkı ulan? Ceylan gözlü müyüm, değil miyim? Ceylan gözlüsün. Bak, şıkları verince oluyormuş demek ki. Buyur, buyur Allah. Al. Al. 50 lira. Al. Aa, bu 50 lira. O 250 lira. Bir çiçek 50 lira olurmuş ya. Sen de aldın maşallah. Hiç, hiç değil. Sağ ol aşkım, hiç aklımda yoktu. Değil mi? Hiç aklımda yoktu ya, vallahi. Al bakalım, al. Bereketini gör abim. Çiçekçi! Çiçeklerim var. Muhakkak. Flower. Göz göze gelme. Flower'lerim var. Evet, muhtemelen. Flower. Abi. Efendim?
Alasın Ceylan boynuma çiçek. Ne kadar mesela şunlar? Şimdi abi bunlar... Gerek yok zaten, biz sevgili değiliz, kuzeniz. Değil mi kuzen? Evet, kuzen. Madem kuzen, o zaman yakasına taksın. Çok şu dersler. Hiç gerek yok. Isparta'dan yeni geldi. Gül görmekten bıkmış kendisi. Öyle değil mi kuzen, sen de söyle. Ispartalıyık kardeş. Anladım. Yazık sana be. Güzel de kaçısın he. İnşallah sevdiğine kavuşursun. Al, bu benden sana hediye. Az önce çok para kazandım. Çiçekçi. Fırlan ver. Fırlan ver. Nasıl savuşturdun öyle şey yaptın kuzeniz dedin ya. Biz kazıklanmış gibi olduk ya. Ya ne güzel aklına geldi. Bu hemen bana aldı. Ya ben aldım ya, öyle mi? Senin niye aklına gelmiyor ayrıca böyle şeyler? Biraz önden düşün bazı şeyleri ya. Düşüncesiz miyim ben yani? Ne demek önden düşün? Neymişsin sen? Önden düşünmen lazım. Düşüncesiz miyim ben onu? Kız bak ne diyor? Bir dakika, bir de sessiz olur musunuz? Annem arıyor da. Alo anneciğim. İyiyim anneciğim, izinliydim bugün. Didem'le evde öyle oturuyoruz. Ses vermiyor anneciğim. Dizi izliyorum anne. Dizi izliyorum. Yalı Çapkını. Yalı Çapkını'nı izliyorum. Ben ne? Ne abi Antep fıstığı? Okuyorum ben ya. Bilensin. An yemeğe gelir o. Evet anneciğim, daha özet. Didem de iyi. Ne yapsın? Sesini duy tabii ki. Tamam anneciğim, vereyim. Didem'in sesini duy. Tamam. Didem, annem lütfen konuşur musun? Ya, beni konuştum. Benim için. Beni kaçtın benim ya. Için. Benim için. Alo. Biraz hastayım, evet. Adın, annenin adı ne? Meral. Meral teyzeciğim, evet. Birazcık hastalık var bende de. Gribal enfeksiyon. Açı. Sen de gör. Sen sağ ol. Teşekkür ederim. Sana bulaşmasın, tamam mı? Ay bu kız şaka mı? Ay bu kız şaka mı? Kapat, vereyim mi? Anneciğim. Öyle anneciğim, tamam. Şey yapalım. Ne? Ay. Anneciğim. Kapı çaldı anneciğim. Yemek söylemiştim, o geldi. Bir dakika anneciğim. Ablacığım, siparişlerinizi getirdim. Yalnız eksik getirmişsiniz. İçecekleri getirmemişsiniz. Yoğunluk vardı da abla, o yüzden getiremedim ya. Ben bir koş gideyim, alayım geleyim. Ama yani hem eksik getiriyorsunuz hem geç getiriyorsunuz. Düşük puan vereceğim. Abla, yoğunluk vardı diyorum. Neyin anlamı? Hayır ya, lütfen üstüme gidiş gel. Gidiş yoluma puan ver. Gidiş yolun yanlış zaten. Gerçekten yanlış. Lütfen çıkar mısınız? Dışarı çıkın. Allah çıkın, Allah. Kapatıyorum. Ay anne, kapa. Merak etme, kilitledim. Tamam annem, tamam. Babama selam söyle, öpüyorum. Ben de sizi. Ana yüreği merak etmiş. Aç, aç kapıyı. Ay ben geldim, böyle direkt oturdum. Bir gidip ellerimi yıkayıp gelsem olur değil mi? Hemen geleceğim. Oh. Annesinin her şeyi bilmesi çok iyi oldu. Annenin haberi olması iyi. Nasıl kız ama? Nasıl? Yani kanka biraz şey gibi. Ne gibi? Abi söylemek gibi olmasın da kız bayağı yalancı ya. Yalancı? Ayıp, ayıp. Ayıp. Biz burada bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Ayıp be. Kızla biz bunu konuştuk abi. En hassas olduğumuz şey, birbirimize söz verdik. Ben yani kimseye güvenmemiş bu zamana kadar. Nasıl ya? Kıracağım mı? Bak ben sana ağzımıza tükürürüm, kırmasın. Abi! Yamultun lan sandalyeyi. Vallahi yamultun lan. Al, al. Bu ilişkinin temelleri sağlam değil, onu anladım. Al bu meşe, buna otur, meşe bu. Bak, garsonu böyle ona kafenin sandalyesi de böyle olur abi. Yavaş otur. Güzel, bu tamam. Abi ben
Ben kızın ilk sevgilisiyim ya. Ne oldu? Ha yok bir şey yok. Ne oluyor? Kırk yaptın, ne oluyor? Ne dedin sen, bir daha söyle. Ben ilk sevgilisiyim. İlk sevgilisi. Ne oluyor ya? Ha, yok şey kanka, böyle aklıma bir şey geldi onun. Ya kanka bir şey söyleyeceğim. Bu kadınların çok sık söylediği bir yalandır yani. Tabii canım, sen benim ilk sevgilimsin falan. Ya mesela bizimki de öyleydi. Tamam Anıl. Dedik ki sen dedi benim ilk sevgilimsin dedi. Tamam Anıl. Sonra bir araştırdım o. Anıl! Yani abi kız annesine burada prodüksiyon yaptı. Gördün mü? Yani kız yanında kilitle dolaşıyor. Baba sıkıntı yani, hani sana neler yapmaz bu kız ya. Şu an var ya, içeri gitti, elimi yıkıyorum demeye gitti ya. Kesin o da yalan ya. Oh, rahatladım. Bak gördün mü? Şimdi, elleri yıkandı ya. Bence sıçtı. Eller yıkandığı için rahatlandı, ferahlandı. Bak, bir şey söyleyeceğim. Hı? Çocuğun resmen başını yemiş. Ben sana diyeyim. Ay evet, biraz ayakta uyutuyor gibi. Dur, dur bir şey yapma. Gözlüğüm, sen ne iş yapıyorsun ya? Neler yapıyorsun? Ben reklam ajansında çalışıyorum. Profesyonel yalancı. Memduh Beyciğim, Memduh Nakliyat'ın yeni sloganı şu. Siz isteyin, biz yerleştirelim. Nasıl? Ya, hayatım ne yapıyorsun? İyi misin? Ya bir şey olmaz. Ya da siz izleyin, biz yerleştirelim. Ha, olmadı mı? Ya kusura bakmayın, yazar arkadaş bugün izinliydi de. Hastaydı biraz. Alo. 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 Hay Allah, beğenmedi herhalde. Gözde. Ay. Gözde. Gözde Hanım. Haldun Bey, ateşten halüsinasyon mu görüyorum? Siz misiniz? Evet, benim. Şey... Ne işiniz var burada? Siz benden izin aldınız, gittiniz. Evet, hastayım. Yataktan çıkacak halim yok. Ama haliniz yok da çıkmışsınız yataktan resmen şu anda. Ya ben ajanstan çıkınca doktorumu aradım. Doktorum da bugün izinliymiş ama acil müdahale etmemiz gerekiyor dedi. Beni kafeye çağırdı. Kim? Doktorum. Merhaba. Bu tip doktor mu? Tip değil efendim, tıp. Nasıl? Kutsi, bakar mısın nasılım artık? Kutsi, tabii ben o zaman şey... Ne yap, dinleyin. Kutsi, bir şey yap Kutsi. Sırtınız, Gözde Hanım'ın sırtını dinleyin. Olur. Öksürün. Oo. Of, yanıyor kız, yanıyor. Ne diyorsun salak? Ya ateşler içinde yanıyorsa o zaman şey yapalım. Ben size o zaman bir reçete yaz kızım. Ben? Yaz, yaz, yaz. Yazayım, yazayım. Vallahi şeyim. Hemen. Hemen bir reçetesini şey yapalım. Yaz. Nane. Limon kabuğu. Bir güzel kaynatın aman. Ha. İçine hatmi çiçeği. Biraz çörek otu katasın aman. Hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman. Bin derde deva geliyor. Biraz daha sabret güzelim. Çok yaşa. Sen de gör. Rahat ve iyi yaşa. Bir dakika ya. Bir dakika. Bu şarkıdan sonra senin doktor olduğuna inandım. Gerçekten inandım. Evet. Ama bu arkadaş kim? Buna bir şey oldu. Hemşire, o da ne var? Hemşire. Ne oldu? Saldıracak mısın? Hemşire saldır ya, alışkınız biz ya. Hayır saldır. Canım. Kurtarmasınız biz ya. Bir saniye, ne yapıyorsunuz beyefendi? Öyle bir şey yok. Ben burada hani böyle siz böyle inandırıcı... Ya inandırıcı değil yani. Şu anda böyle bir kafede böyle müdahaleler falan. Ben o yüzden... Yani böyle... Haldun Bey, kusura bakmayın da düşük bütçeyle sigorta yaptırdığınız için sadece bu doktorda geçiyor. Aa, bizim sigorta burada geçiyor mu? Evet. Geçiyor. Ya ben de var ya, ne zamandır bizim sigortanın geçtiği bir hastane arıyordum. Ya doktor bey, benim şuramda, tam şu sırtımda şöyle bir... Bakın şunu yapınca... Şunu yapınca bir ağrı oluyor. Yani burada bir şey var, şurada bir şey var. Orada bir şey var. Evet, yani... Geçiyor mu sigorta? Geçiyor sigorta. Tam şurada yani... Bir daha yapar mısınız hareketi? Şunu buraya koy... Tamam. Evet, şu. Böyle yapınca... Bunu yapınca şuramda bir acı oluyor. Tamam, bunu yapmayın. Güzel. Evet. Çok güzel söylediniz ama ben bunu yapmadan duramıyorum ya. Gerçekten duramıyorum. Yapınca da duramıyor ya işte, seçenek yani. Yapmayın. Yapmayayım, tamam. Evet. O zaman buna bir ilaç yazabilir misiniz? İlaç yazmayayım ben. Ya bir yazın, bir tane yazın. En azından ben bunu yapmayayım ya, lütfen. Sen ilaç mı istiyorsun illa? Bana, evet. Tamam, ben sana bir ilaç yazayım. Ben sana bir ilaç yazayım. Vallahi çok iyi doktorsunuz ya. Buyurun ilaç.
Teşekkür. Şey, okuyamıyorum da ne yazıyor burada? Bisiktirol. Ya şey, ama bu bana çok ağır gelir. Kaldırmayacaksın, içeceksin. Ağırlıkla ilgili bir şeyimiz yok. Ağır. Ha, öyle mi? Evet, içiliyor. Tamam, tamamdır. Teşekkür ederim. Çok rica ederim. Sağ ol. Rica ederim. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çiçekçi. Allah. Çiçekçi. Çiçeklerim var. Göz göze gelin. Flower'larım var. Ya da gel her Flower. Ver. Abi, alasın bir ceylan yok kendine çiçek. Yok, ben almayayım. Siz burada çiftlere verin isterseniz, onlar alsınlar. Ben tek başıma almayayım. Aman be abi, şu gacıyı aldılar da onlar kuzenmiş be. Kuzen mi? He. Doktorum dedi. Ah, kuzenim doktor olamaz mı? Ne kuzeni ya, bunlar sevgili. Aa! Nasıl oluyor ya bu? Yazıklar olsun size be. Püh! 50 lira vermeyeyim diye girdiğiniz şekile şüküle bak be. Bizlik bir şey ya, yok. Ya öyle bir şey ya, olabilir mi? Saçmalamayın be. Arkadaşlar. Nasıl doğru, oluyor doğru, ya? Yazık ya. Ya. 50 lira için girdiğiniz şekilde. Sessiz olur musunuz? Evet. Alo? Anneciğim. Uyuyakalmışım. Duman'ın mamasını verdim anneciğim. Evet. Duman iguana. Evet anneciğim, yedi şimdi mamasını. Tamam anneciğim, ben arayayım seni. Kapatayım arayayım. Merak etmiş ana yüreği. Gözde Hanım. Ben böyle bir yalan görmedim. Ne yalanı mı gördünüz? İşte böyle bir yalan görmedim. Şundan bahsediyorum. Hadi her şeyi geçtim. Burayı hastane yaptınız, onu geçtim. Koskoca adamı iguana yaptın ya. Diliyle sinek yuttu bu herif az önce. Yutası varmış onun da, ne yapayım? Gözde Hanım, kovuldunuz. Aa. Bu arada siz de çok güzel oynadınız. Haftaya bir reklam filmimiz var. Komodo ejderini oynar mısınız orada? Teşekkür ederim. Size yazıklar olsun. Size yazıklar olsun. Madem sevgili değilsiniz, verin la çiçeklerimi geri. Hadi. Biz sevgili, parasını geri alalım. Nah alırsın. Çiçek! Çiçek! Onu bana yalan konuştu. Eyvallah, ben bunu da atlatırım. Bakın beni çizgimden çıkarmayın. Şimdi buraya büyük bir pasta getiriyorum. 6 kişilik. Herkes bundan yiyecek ve çıkarken de 100 lira tip bırakacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Tamam ya, Allah'ım. Gözde, bir açıklaman olacak mı? Gözde. Ha? Gözde. Adın Gözde mi ya? Belki o da yalandır ha. Munise. Ah. Ne? Munise. Adın Munise mi? Evet. Yani göbek adım Gözde. Gözde'yi daha çok seviyorum. Gözde'yi kullanıyorum. Yoksa... Ya yazık ya. Yemin ediyorum yazıklar olsun ya. Ne ya kim bilir ya? Sen daha bana ne yalan söyledin ya? Ne yalan ya? Çok üstüme gelmiyor musun sen? Allah Allah. Ya hiç de üstüme gelmiyor. Ne üstüme gelmiyor? Ya Barış. Ya. Bak Barış. Sevgilim aileme karışıyor diye aileme yalan söyledim. Seninle güzel güzel buluşalım diye patronuma yalan söyledim. Ne yapayım yani? Paran cebinde kalsın diye ben çiçekçiye yalan söyledim. Garsona. O arada kaynadı ya. Yani Barış, kusura bakma da ben hayatımı devam ettirmek için yalan söylemek zorundayım. Gece işten çıkıyorum, karanlık, korkuyorum, babamla konuşuyormuşum gibi yapıyorum, yalan söylüyorum. Yeni bir iş ortamına giriyorum, kimseyi tanımıyorum, yüzük takıyorum, yalan söylüyorum. Kusura bakma da ben hayatımı devam ettirebilmek için yalan söylüyorum. Yani sanki siz hiç böyle masum yalanlar söylemiyorsunuz. Vallahi ben söylüyorum. Aşkım. Vallahi ben de söylüyorum yani. Kanka. Ne ki? Sen söylemiyorsun. Söylemiyorum abi. Ya yalan konuşma ya. Hemen anlaşıldı mı lan? Tamam. Ha, hemen anlaşıldı mı? Yani. Ya. Gözde, kusura bakma. Ben yani... Seninle yani empati kuramadım gibi oldu ama şu an seni anladım ya. Beni affedebilecek misin? Ya affederim. Ben seni çok seviyorum. Yalan söylüyorsun. Ayıp ya. Ayıp yaptın şeye bak ya.
Lan çantanda zillet geziyorsun çantanda. Tokadı bile yalan ya. Şurasıyla vurdu. Git özür dilerim. Yalan değil. Özür dilerim. Yalan siz lan. Prodüksiyon yaptın bu ya. Çok güzel hareket diyenler. Zil miydi? Zil daha çok alkış aldı. Peki şimdi yazar da aramızda yok. Acaba kim çalsa zili? Safa. İguana. 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 Ya, İpi öyle tut sana Safa. Safa. Sen alamaz. Karşılayacak, karşılayacak. Ne kadar... Abi. Bunlar provada konuşulmuştu hatırlıyorum. Kanka, ben yanlış yapmışım. İkisini birleştirip oturmalıydım. Ya senin bir suç yok ama ya. Baksana ya. Tabii canım, hiç suç yok sende. Demiri bükmüşsün lan. Bence bende de suç yok. Bende de var da. Provada bunlar, bu arada provada biz hissettim ben bunu. Biz demeyeyim, kimseye şey yapmayayım. Ben hissettim, biraz böyle yamuluyor. Bunlar konuşuldu ama önlem alınmadı. Burada sanatçı hayatı çok değişti. Bazen büyük zorluklarla burada çıkıyoruz. Ben içeride izlerken tam kırıldığına denk geldim. Ekran var arkada. Aha dedim, sandalye kırıldı. Hacı bak böyle izliyor. O kadar normal ki onun için böyle. Bana da oluyor falan gibi. Abi çok güzel skeçti o zaman. Ne yapalım? Bu arada iguana taklidi gerçekten harikaydı. Müthiş değil miydi ya iguana? Şeyi sorsana, nasıl çalışmış iguana? Evet, nasıl çalıştın iguana? Evde eşim Kübra ile beraber çalıştık. Özellikle el hareketlerini beraber çalıştık. Böyle böyle tutmaca. Yani provada çıktı o. Değil mi? Provada çıktı. Evet, evet, evet. Bir anda yaptın, biz de şaşırdık. Ben de şaşırdım. Ama güzel oldu. Doğrusu diğer taktiklerin başına. O zaman çok güzel hareketler devam ediyor.